Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Aziz kardeşlerim Allah'a hamd Onun kutlu nebisine salat ve selam O nebinin mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizin hepsine selam. Bugün adına bir meclis kurduğumuz sizin Kerebi Gazi dediğiniz asıl adı Amr İbni Madikerp olan o yiğit insana selam. Uzaktan yakından onun adına kurulmuş bu sofraya teşrif eden siz kardeşlerime de selam olsun. İnşallah biz bugün saadet asrından bir yiğidin bize söylemiş olduğu mesajlarının gölgesinde onları anlamaya, onları tanımaya çalışacağız. Çorum dediğimiz bu güzel topraklar sahabenin iklimine, sahabenin havasına yabancı bir yer değil. Buraya iman tohumunu eken o güzide insanlar olduğu için meyve de mahsul de hep bereketli olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Sizin içinizden çıkmış Osmanlı'ya İslamlık yapan üç insan onlardan bir tanesi Ebu Suud Efendi'dir. Akif'in çok farklı bir şekilde bize tasvir ettiği, çok farklı bir biçimde bize takdim ettiği nice isimlerin bu coğrafyadan çıktığına biz şahidiz. Yine Sultan Muhammed Fatih'in hocası olan ...Eba Eyyub El Ensari'nin kabrinin kaşifi olan Akşemseddin Hazretleri bu topraklardandır. Pek fazla tanınmaz ama gayretiniz olsun tanınması adına Fahrul Muhaddisin diye isimlendirilen Yusuf Bahri Efendi bu topraklardandır. O bambaşka birisi onun sahabeye olan aşkına ben de aşığım siz de aşıksınız biliyorum. Hani bizim medreselerde elden düşürmediğimiz bir kitabımız var Molla Cami'nin. O kitabın bidayetinde de Molla Cami kendisi de bir sahabi aşığı olarak şöyle bir beyit yazar ya Mealen ben size aktarayım. Ya Resulallah'dır ona hitaben, ashab kiramın köpeği olmayı kendisinin gözüne alarak, ashab kefin köpeği cennete girecekken, Ben senin ashabının köpeği olarak bundan mahrum mu olacağım? Fahrul Muhaddisin olan Yusuf Bahri Efendi, Buradan ilham alarak kabrinin üstüne Kef suresinin 18. ayetinin cümlesini yazdırmış. O da kendiyle öyle bir bağ kurmuştur sahabeyle. Elhamdülillah bu topraklarda böyle bir bereket var. Ve ben inanıyorum ki kıyamete kadar da bu devam edecek. Çünkü ihlasla, samimiyetle ekilen tohumu Allah zayi etmeyecek bir şekilde o tohum bugün farklı bir biçimde yarın daha farklı bir biçimde ama son ana kadar meyve vermeye devam edecek mahsul vermeye devam edecek. Mesele toprağa tohum ekme meselesidir. Allah bizleri de bu manada sorumluluğunu bilenlerden inşallah yazsın. Bizlere de o liyakatı nasip eylesin. Peki doğru mu bu kabirlerin nispeti diye bir soru sorarak yürüyelim. Çorum'da sahabeye nispet edilen beş kabir olduğunu biliyoruz. Üçü bir arada biliyorsunuz. Kerebi Gazi dediğimiz Amr İbni Madikerp, Süheybi Rumi, Übeyt Gazi diye bildiğimiz bir sahabe efendimiz, Sad bin Ebi Vakkas ve adını bilmediğimiz ama isim olarak bir isimle isimlendirilerek bir yönüyle özelliği dile getirilen yayan dede diye dedikleri o zat beşiyle bir beş tanesiyle birlikte bunların sahabi oldukları söylenir. Bunların doğru olup olmadıklarını bizim tespit edebilmemiz için sahabe-i kiramı bize aktaran kitaplara bakmamız lazım. Bu konuda kaynak niteliğinde olan eserlerimiz var. Elhamdülillah gerçekten ciddi manada bize bilgiler veren. Mesela onlardan bir tanesidir İbni Hacer'in El İsabesi, bir tanesi İbnül Esir'in Üstül Gâbesi, İbni Abdilber'in El İstiabı, İspahani'nin Marifetü Sehabisi, yine Zehebi'nin Tecridi ya da Siyer-ü Nibelası, ve bu alanda otorite kitaplardan bir tanesi olan İbn Sad'ın tabakatı. Bu kitapların hepsinin bize verdiği bilgileri alt alta koyup saydığımız zaman isimlerin tespiti noktasında bir çalışma yaptığımız zaman biz sadece 10 bin sahabinin ismini bile biliyoruz. Bu 10 bin sahabiden 5.000 tanesinin hayatlarına ait kısmi bilgiler var elimizde. 5000 sahabinin 2000 tanesini biraz biliyoruz ama 2000'in içerisinden bin ismini babalarımızı, amcalarımızı, dayılarımızı, halalarımızı, teyzelerimizi tanıyacak, tanıyacak kadar bilgiye vakıfız elhamdülillah. Şimdi bu bin sahabi hadis naklinde adı geçen isimler. Aslında bin iki tane sahabidir. Aleyhissalat ve selam efendimizden bize isimleriyle hadis naklinde bulunan sahabi efendilerimiz. Dolayısıyla bizim bu bilgiler çerçevesinde meseleye baktığımız zaman manzara bu. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki Aleyhissalat ve selam efendimizi veda haccında Mina'da, Müzdelife'de, Meş'aril Haram'da dinleyen sahabi sayısı Ebu Razi'nin verdiği rakamın üzerinden konuşacağız. 124 bindi. 124 bin sahabi efendimiz o hacca ve o hutbelere şahit olmuşlardı. 124 bin isimden bizim bilebildiğimiz sadece 10 bini. 10 binin üzerinden konuştuğumuz zaman bu 5 sahabinin de Çorum'da olduğunu söyleyemiyoruz. Amr İbni Madiker bizim bildiğimiz tanıdığımız ve bugün hayatını size anlatacağım o isim İran'ın rey şehrinde Ruze kapsabasında Nihavend savaşından dönerken şehit olarak vefat ediyor ve oraya defnediliyor. Süheybi Rumi Medine'de defnedilmiş onun şahitleri var. Cenazesine iştirak eden, cenaze namazını kılan bu tarz ayrıntılarını da biliyoruz. Yine Sad bin Ebi Vakkas'ın Medine'de vefat ettiğini çok ciddi delillere dayanarak biliyoruz. Ubeyd Gazi diye bildiğimiz sahabinin nispeti yok zaten. Yayan Dede diye bildiğimiz şahsın da ismini bilmiyoruz. Peki bunları bilmememiz bu toprakların sahabi ile bağının olmadığını gösterir mi? Hayır. Burada bir hakikat var. Onu gözden kaçırmamamız lazım. 114 bin ismini bilmediğimiz sahabi efendilerimiz. Ne olur benim aziz kardeşlerim şu tarihe dikkat edin. Ve o tarihi unutmayın ki onun üzerine söylediklerim daha iyi anlaşılsın. Hicretin 17. yılında ne zamandan bahsediyorum? Aleyhissalat ve selam efendimizin vefatının üzerinden 6 yıl geçtikten sonra dünyanın dört tarafına, dört bir tarafına dağılmaya başladılar. İşte o dağılmadan nasiplenen en önemli coğrafya Anadolu coğrafyasıydı. Hicretin 17. yılı El Cezire fetihleri sırasında İslam ordusu bu topraklara geldiği zaman o gelen 4000 bin kişilik, 6000 bin kişilik bazen sayı dokuz bine varıyor. 9 bin kişilik ordunun büyük bir kısmı sahabiden oluşuyordu. Bahsettiğim tarih Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatının üzerinden 6, ay, 6 yıl geçtiği bir tarih. Böyle bir tarihin içerisinde konuştuğumuz zaman gelen askerin ordunun ne kadarının sahabi olduğu net olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla her ne kadar biz falanca kitabın kaydıyla şurada bulunan sahabi efendimiz şudur diyemiyorsak bile bugün Anadolu'nun dört bir tarafında bulunan sahabi kabirlerini öyle kabul etmemiz gerekir adını bilmediğimiz adları belki karışmış mesela Süheyb-i Rumi'nin aslının Süheyb İbni Numan olduğu söylenir bazı kaynaklarda ya da bizim Amr İbni Madikerp Kerebi Gazi dediğiniz o zatın belki de başka bir Amr bir İbni Madikerp olduğu da mümkün olabilir ancak ta Osmanlı'dan hatta işi daha da ileriye götürerek Selçuklu'dan beri kitaplarımızda kayıtlı olan ve buralarının sahabi kabirlerinin olduğu bize nakledilen o bilgiyi esas alarak adlarını bilmesek de kimliklerini tam olarak anlamasak bile onların sahabi olduklarını o iklimin birer mensupları olduklarını Allah'ın kelimesini, ilahi kelmetullahı dünyanın dört bir tarafına duyurma adına gayret içerisinde olduklarını ve o gayretlerinin bir neticesinde de bu topraklara geldiklerini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bugün biz Çorum'da da bu bilgiler ışığın, ışığında inşallah Amr İbni Madikerbi anlamaya çalışacağız. Onların ihlasla tebliğ ve davet adına ortaya koydukları bu kamet gerçekten bizleri kendilerine hayran bırakması gereken bir davettir. Bu öyle bir mesaj ki bunu sahabe kendi evini, barkını terk etme pahasına dünyanın dört bir tarafına duyurma adına bir aşk ile bir sevda ile bu işe başladılar. Düşünebiliyor musunuz? Bazı sahabi efendilerimiz çıktılar Medine'den 20 yıl 30 yıl bir daha doğdukları topraklara dönemediler. Ve onlar çıkarken 3 yaşında 5 yaşında olan çocukları döndükleri zaman 20 yaşında 30 yaşında delikanlı olmuşlardı çocuklarını bile tanımayacak kadar bu işin sevdalısı, bu işin aşkını temsil ederek bu meselede bir kamet ortaya koydular. Eğer onların bu aşkı olmasaydı, onlar tebliğ ve davet adına böyle bir ızdırap ile inlemeseydiler, 17. yılda El Cezire'ye yani Anadolu'ya gelmeseydiler, 48. yılda, 49. yılda, 50. yılda Konstantiniyye'yi fethetmek için İstanbul noktasında o hedefi belirleyip yola çıkmasaydılar. Bizim halimiz ne olurdu hiç düşünebildiniz mi? Biz bugün onların vesileleriyle imanla tanıştık. Gelmeseydiler, işimiz Medine'de deseydiler. Allah Resulü'nün kabri burada. İbrahim'in şehri Kabe burada biz burada yaşayalım ve burada ölelim deselerdi bizim atalarımız dedelerimiz cetlerimiz kimisi zerdüşt olarak kimisi şaman olarak kimisi Hristiyan olarak ölüp gidecektiler ve imandan mahrum olarak hayatlarını da ahiretlerini de yok edecektiler. Ama elhamdülillah Allah onlardan ebeden razı olsun. Onun için adlarını söylediğimiz zaman radiyallahu anhu mecmain deriz. Allah onlardan ebeden razı olsun ki geldiler bu topraklara. Atlarının üzerlerinden inmediler. Anadolu'nun dört bir tarafı İyad bin Ghanem'in atının sesi ile titredi. Anadolu'nun dört bir tarafı Habib İbni Mesleme'nin sesi ile kendine geldi. Anadolu'nun dört bir tarafı Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın emniyet yüklü o mesajıyla tanıştı. Anadolu'nun dört bir tarafı Safvan İbni Muattal'ın o aşk ve sevdasıyla tanıştı. Ebu Eyyub el Ensari ile tanıştı. Kıbrıs dediğiniz ada Ümmü Haram Validemizle tanıştı da ortaya işte böyle bir manzara çıktı. Ne diyordu Hazreti Ali? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bir itiraz olur mu bu söze? El hak doğrudur. Ya bize bir harf öğreten değil de bize imanı öğretenler, bize hidayetin nurunu taşıyanlar, bize Kur'an'ın mesajını taşıyanlar bize sünnetin ruhunu taşıyanlar onlara ne demeli? 40 yıl yetmez. 400 yıl kölelik yapsak da yine yetmez. Gelmeselerdi 250 yıl süren ve bu toprakların bir mahsuru olan Selçuklu medeniyetini tarih yazacak mıydı? 600 yıllık Osmanlı medeniyetinden bahsediyoruz bakın. 600 yıllık o Osmanlı medeniyetinin ilham kaynağı İyad bin Ghanem'in atının nalının sesidir. Kim ne derse desin onlar olmasaydı tarih ne Alpaslan'ı yazardı ne Kılıç Aslan'ı yazardı ne Fatih'i yazardı ne Yavuz'u yazardı ne Kanuni'yi yazardı. Onları ortaya çıkaran asrı saadet ruhudur. Eğer o ruh olmasaydı onlar ilham kaynağı olarak onlardan beslenmeselerdi. Cihana bu derin izleri koymazlardı. İşte asrı saadet dediğimiz sadece saadet asrı değil aslı da saadet olan o çağ Kur'an'la yoğrulan o çağ vahyin o güzide mesajlarıyla dirilen o çağ kendilerinden sonrakilere bunu taşıma konusunda böyle bir gayret ve çaba içerisinde oldular. Onun için bugün nereye giderseniz gidin. Anadolu'nun zaten her tarafında ya kabri ya makamı burada olduğu gibi ya da fethine katılan bir sahabinin oraya bıraktığı izi görürsünüz. Ama bu işin Anadolu'da kaldığını da zannetmeyin. Ben Irak coğrafyasını söylemiyorum. Orayı zaten biliyorsunuz. Şam'ı Suriye'yi de söylemiyorum. Orayı da biliyorsunuz. İran'ı da size söylemiyorum. Orayı da biliyorsunuz. Size desem ki varın Azerbaycan'a. Abdullah İbni Şübeyir size selam versin. O selama icabet eder misiniz? Size desem ki varın Ermenistan'a Azerbaycan Ermenistan sınırı Kadisye'nin kahramanı biraz sonra Kadisye'yi anlatacağım size. Kadisye'nin kahramanlarından biri olan Ebu Mihcen Es-Sekafi oradan size selam versin. Meselenin nereye vardığını anlar mısınız? Size desem ki oraları da geçin. Varın Özbekistan'a, varın Semerkand'a, Hazreti Hasan'ın süt kardeşi olan Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem İbni Abbas size oradan selam versin. Meselenin nereye vardığını anlar mısınız? Ne diyor biliyor musunuz Özbekler? Kusem İbni Abbas'ın türbesinin üstüne yazarak ona olan aşkı ifade etme adına zinde diyorlar. Ne demek zinde? Yaşayan sultan gerçekten de böyledir. Yaşayan sultandır o halen orada sahabenin o güzelliğini o havasını o edasını çağlardan çağlara taşıyor. Sizi alayım biraz daha ötelere götüreyim. Özbekistan'ı da geçireyim. Ta Çin'e götüreyim. Guanzo'ya götüreyim. Medine'den Guanzo 12 bin kilometre bugün uçakla 12 saatte gidiliyor. Oradan size bir sahabinin selamını getireyim. Ebu Vebre İbni Ebi Kepşe. Duydunuz mu bu ismi? Duyun. Ebu Vebre İbni Ebi Kepşe. Ama türbesinin üstünde ne yazıyor, ne yazıyor biliyor musunuz? Çorumdakileri de anlayabileceğimiz bir bilgi bu. Sad bin Ebi Vakkas'ın türbesi. Sebep ney? Ebu Vebre İbni Ebi Kepşe, Sad bin Ebi Vakkas'ın akrabası. Bakın biz bile zor telaffuz ediyoruz. Akrabası, akrabası derken nesiller nesilleri kovaladığı zaman arkadan gelen nesiller akrabayı unutmuşlar. Türbe Sad bin Ebi Vakkas'ın türbesi olmuş. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki hicretin 10. yılı aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatına bir yıl var. Efendimiz bir davet mektubu veriyor ve Ebu Webreyi Medine'den Guanzo'ya, Çin'e gönderiyor. Varıyor Çin'e, davet mektubunu okuyor. Çinliler onu çok seviyorlar. Çinlilerden bahsediyorum. Doğu Türkistan değil. Oraya İslam sonra girecek. Bu tam Çin'in ortasında, Guanzo'da Çinlileri muhatap alarak yazılmış bir davet mektubu. Çok seviyorlar. O sahabe efendimize diyorlar ki gel gitme, içimizde kal, İslam'ı bize anlat. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bana kalmam için izin vermedi. Davet mektubunu ulaştırdım, siz de öğreneceklerinizi öğrendiniz. Çok ısrar ediyorlar. O zaman diyor ki bırakın beni gideyim. Tekrardan efendimizden izin alıp geleyim. İzin veriliyor gidiliyor. Bakın 12 bin kilometreden bahsediyorum. 6 ay mı 7 ay mı ne kadar bilmiyorum. O kadarlık yolu yürüyerek ya da atının üstünde geliyor. O zat Medine'ye girdiği zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmiş. Efendimizin yerine seçilen halife Hazreti Ebu Bekir'den izin alıyor. Tekrar dönüp geliyor. Aşkı görüyor musunuz? Heyecanı görüyor musunuz? Sevdayı görüyor musunuz? Bugünün insanının gerçekten sahabenin bu halinden, bu adımlarından alacağı çok şey vardır. Bunlar o kadar önemli şeylerdir ki bugün camiye gitmeye üşenen bu çağın Müslümanına bu sözler çok şey söyler. Geliyor ve hayatının sonuna kadar orada yaşıyor, orada da metfun metfun mu diyeyim çorumlular yanlış meskun aynen sizin burada meskun oldukları gibi oturuyorlar ve halen hizmete halen o kendi edalarıyla tebliğe ve irşada devam ediyorlar. İşte onlardan birini anlama adına biz bugün buradayız. Mevla anlatabilmeyi bana nasip etsin. Amr İbni Madi Kerip, ismi böyle. Künyesi ney? Ebu Sevr. Sevr ney? Affedersiniz, öküz demek. Öküzün babası. Arapları anlayabileceğimiz bir nokta bu, onun için bu örneği vereceğim. Niçin böyle isimlendirir Araplar kendilerini? Zatın biri soruyor, Arapların birine. Siz diyor ne biçim adamlarsınız? kendi adlarınızı yırtıcı, parçalayıcı hayvanlardan koyuyorsunuz. Kölelerinizin, hizmetlilerinizin adlarını da güzel atlar koyuyorsunuz. Mesela Merzuk gibi rızıklandırılan gibi kölelerinize böyle isimler koyuyorsunuz. Ne diyor biliyor musunuz o Arap? Diyor ki biz kendi isimlerimizi düşmanlarımız için koyarız kölelerimizin isimlerini ise kendimiz için koyarız. Onun için isimlerimiz düşmana korku salacak isimlerden olur. Ebu Sevr de budur aslında. Yani korkusuzluğu, cengaverliği, pehlivanlığı onun bir ismi de Arap'ın pehlivanıdır. Pehlivanlığı yansıtmak için konulmuştur. Onun için onun künyesinde böyle bir nükte var. Aslen Yemenli. Zübeyt kabilesinden Merziç oğullarından bilinen bir kabile bilinen bir kol. Nübüvvetin ta 23. yılının başına kadar yani aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatından belki 3-4 ay öncesine kadar Arap'ın o günkü dini hayatı neyse onu benimsemiş bir hat. Halde yaşıyor yani müşrik üzere müşrik olarak şirk üzere yaşıyor. Ancak 10. yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yemen coğrafyasına davetçiler gönderiyor. Onlar İslam'a ait bazı mesajları o coğrafyaya ulaştırıyorlar. Mesela o günler Halid İbni Said ile Hazreti Ali bir seriye ile oradalar. Amr İbni Madikert de onların karşısında. Diyor ki kendi kabilesine Amr bunlar beni tanımazlar. Ben bir çıkayım öne. Bir kendimi tanıtayım, kendi özelliklerimi söyleyeyim. İhtimal ki beni duymuşlarsa eğer zaten savaşmaya cesaretleri kalmaz, kaçar giderler. Çıkıyor İslam ordusunun karşısına. Ey Müslümanlar diyor. Siz Medine'den gelmişsiniz ama buraları bilmiyorsunuz. Ben Ebu Sevrim, falanca kabilenin lideriyim. Şöyle asarım, böyle keserim deyince Halid İbni Said ve Hazreti Ali tartışmaya başlıyorlar. Halid diyor ki bırak beni ben çıkayım. Hazreti Ali diyor sen dur ben çıkayım. İkisi de kahramanca ve korkusuz bir biçimde Amr'ın önüne çıkma adına bir şeyleri konuşunca Amr bakıyor ki bu bildiği Araplardan değil. Bu farklı. Bunlar korkusuz. Bunlar farklı bir yerden farklı bir düşüncenin adamları öyle olunca onların karşısına çıkmaktan çekiniyor. O güne kadar İslam'a ait bir şeyler duymuş. Hazreti Halid'in ve Hazreti Ali'nin o kahramanca sözlerini duyunca daha da merakı artıyor. O merak ile birlikte savaşmaya değil karşılarına çıkmadan ayrılarak İslam hakkında biraz araştırmalar yapıyor. O günler seriye tamamlanınca Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yemen'e Ferva İbni Müseyk isminde bir vali atamış. Yemen'in ilk Müslüman valisi. Amr düşünüyor, soruyor, soruşturuyor. En sonda yine kabilesinin bir başka lideri olan Kays İbni Müşeyk'e diyor ki gel gidelim Medine'ye. Sen akıllı bir adamsın. Dinleyelim peygamberlik iddiasında bulunan o zatı. Eğer doğru söylüyorsa ona iman ederiz. Yok yalan söylüyorsa inkar eder geliriz. Kays yanaşmıyor. Amr duracak gibi değil. Yanına on kişilik bir heyeti de alarak Medine'ye gidiyor. Medine'de Sad bin Ubade'nin evine misafir oluyor. Sad bin Ubade aslen Yemenlidir biliyorsunuz. Arapların iki büyük kabilesi Evs ve Hazreç Yemen'den gelen Araplardır. O gün Yesrib'de Medine'de onlar oturuyorlar ve Hazreç'in lideri olan Saad bin Ubade'nin evine gidiyor. O evde misafir oluyor. Sad İslam'a ait bazı şeyleri anlatıyor ve tutuyor elinden Mescid-i Nebevi'ye doğru götürüyor. Götürürken Hazreti Ömer onları görüyorlar, görüyor, tanışıyorlar. Hazreti Ömer Amr'la nasıl konuşuyor biliyor musunuz? Şöyle havaya bakarak konuşuyor. Bunun ne demek olduğunu anladınız mı? Hazreti Ömer iki metreye yakın bir boyu var. Öyle bize tasvir eder kaynaklarımız. Havaya bakarak konuştuğu için Amr Hazreti Ömer'den daha uzundur. Onun o fiziksel özelliğini de görünce Hazreti Ömer bir kendi haline bir ona bakarak diyor ki Subhanallah Allah'a hamdolsun ki benim gibi bir adamı da Amr gibi bir adamı da yaratmış onun o yüz, fiziksel anlamında büyüklüğüne bir işaret olsun diye bunu söylüyor Efendimizin huzuruna giriyorlar Allah Resulü'nün huzurunda duruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabile lideri olduğu için onu güzel ve ihtiramla karşılıyor ve o mecliste iman ediyor Amr. Orada birkaç gün kalıyor. O kalış günleri içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz veda haccına hazırlanıyor. Hac hazırlıklarının olduğu o zeminde Efendimiz'e cahiliye dönemindeki hac ile İslam dönemindeki haccı soruyor Amr o aldığı cevap da naklettiği hadis oluyor. Bugün hadis külliyatımıza baktığınız zaman mesela İbn Hacer'in el i̇sabesine Taberani'nin el mucemine hacla alakalı ve özellikle de telbiye ile alakalı telbiyenin İslam dönemindeki şeklini alakalı rivayeti onun dilinden okursunuz. Onun Medine'de kalış günleri bu kadar. 3 gün, 4 gün fazla değil. Efendimizle birlikteliği de bu kadar. Ne kadar büyük bir ikram elde etmiş biliyor musunuz? Üç ay ya da dört ay gecikse sahabi olma şerefinde mahrum olacak. Ama geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamın önünde oturuyor iman ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun özelliğini bildiği için o kabilenin genel anlamda karakterini de bildiği için bir imtihan gereği ondan bir şey istiyor. Nedir o istediği? Amr diyor. Yemen'in valisi Fervedir. Gidip ona biat edeceksin ve onun emrinde olacaksın. Sen kendi kabilenin liderisin. Mezhic'in lideri sensin. Ona herhangi bir şey söylenecek değil. Ama orada benim atadığım bir vali var. Sen o valiye itaat edeceksin. Şimdi hepinizin sarsılacağı bir noktaya getireceğim sizi. Dönüp geliyor. İtaat etmek çok zor geliyor amra. Bu baş olma belası var ya, lider olma belası. Bakın bir insanı hangi noktaya getirir. Sahabi olsa bile bir insan eğer böyle bir zaafiyetini terbiye altına almazsa ayağı kayabilir. Bunun örneğini bize veriyor aslında Amr İbni Madikerb. Geliyor Ferve'ye biat edecek bir türlü nefsini ikna edemiyor. Amr diyor sen ki mezhicin liderisin binlerce adam sana senin sözüne bakıyor. Sen gideceksin daha dün ne olduğu belli olmayan Ferve'ye biat mı edeceksin? Edersin etmezsin kendisinin nefsinde götürüyor Getiriyor ve aleyhissalatü vesselam efendimizin açık emrine rağmen o emri yerine getirmiyor. Bununla da kalmıyor. Efendimiz vefat ediyor. Hazreti Ebu Bekir halife Yemen'de bir yalancı peygamber ortaya çıkmış. Adı Esvet el Ansi. Bu yalancı peygamber kendisine taraftar topluyor. Biliyor ki Amr'ın fer ve ile sorunu var. Varıyor Amr'a diyor ki Amr gel diyor bana sen en iyisi iman et biat et. Ben seni Yemen'in şu bölgesinin valisi olarak atayayım. Zafiyet sahabi olsa bile insanı nereye götürür sorusunun aslında cevabı. Ve Amr bu teklifi kabul ediyor. Ne yazık ki biadını bozarak Hazreti Ebu Bekir'e de biat etmeyerek Esved'in yanında yerini alıyor. Hazreti Ebu Bekir hilafete gelince bu irtidat hareketlerini bastırma adına ordular gönderiyor. O ordulardan bir tanesi de yine Halid İbni Said'in rehberliğinde komutasında Yemen'edir. Halid'i Yemen'e gönderirken Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bir sözünü hatırlatıyor Halid'e. Halid e. Halit diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bir beldeye gittiğiniz zaman o beldenin darul İslam mı darul harp mi olduğunu şuradan anlarsın. Bekle ezanın vaktini ezan vakti geldi ezanın sesini duydunsa o topraklar Darul İslam'dır ve oranın halkı da Müslümandır. Çok önemli bir şey söylüyor aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her sözü önemli de bugünün dünyasında da aklımıza takılan bazı sorulara cevap niteliğinde bir söz. Bekle vakti ezanı duymazsan bil ki orası gayrimüslim toprağıdır. Sonra ne gerekirse onu yap. Varıyor Halid İbni Said askerlerle Yemen toprağına. Zübeyt kabilesine yani Amr İbni Madi Kerbin kabilesine bekliyor. Ezan sesi yok. O halde burası irtidat etmiş bir toprak diyerek savaş başlıyor. Ve İslam askerleri orada bir kısa zaman zarfında başarı elde ederek o irtidat hareketini bastırıyorlar. Bunu yaparken de yüzlerce esir alıyorlar. O esirlerden bir tanesi de Amr İbni Madikerp oluyor. Esir olarak Müslümanların eline düşünce çok pişman oluyor. Kendisini bu konuda kınıyor. Halide gidip tekrardan pişmanlığını ifade ediyor. Pişmanlığının bir göstergesi olarak da Elindeki bir kılıççı, o kılıç tarihi bir kılıçtır ve bazı tarihi kitaplarımızda onunla ilgili bilgiler vardır. Samsame adındaki o kılıcını da Halit İbni Said'e hediye ediyor. Halit onun affını kabul ediyor, onu bağışlıyor ve onu salıveriyor. Ama vicdan onu bırakmıyor. Sahabeyi sahabe yapan özelliği buradan anlayacağız. Şimdi biz hep sahabeyi anlatırken hep onların cihat meydanlarındaki kahramanlıklarını anlatıyoruz, yiğitliklerini anlatıyoruz. Elhak doğru. Ancak sahabenin bizim dünyamıza rehberiyeti sadece o alanda değil. Unutmayın dostlar. Sahabe dediğimiz nesil meleklerden oluşmuyor. Hatasız bir nesil değil o nesil hataslardan arınmış bir nesil de değil. Ancak sahabeyi sahabe yapan en önemli özellik hata eder etmez o hatadan vazgeçip pişmanlık duyup gereğini yerine getirmelidir. Getirmeleridir. İşte Amr İbni Madi Kerbin üzerinden biz bunu görüyoruz. Bir hata etmiş. Kendi zafiyetini terbiye altına alamamış. Efendimizin çok fazla terbiyesinde bulunamadığı için o günün dünyasına mahrum kalmış, o zaafiyetinin kurbanı olarak hata etmiş. Ancak o anda hatasını fark eder etmez bundan yüz çevirmiş, pişman olmuş, pişmanlığını komutan olan Halid bin Saide bildirmiş. O affetmiş, onunla da yetinmemiş. O gün yine komutanlardan biri olan Muhacir İbni Ebi Ümeyye varmış pişmanlığını ona da söylemiş o da tamam demiş affetmiş onunla da yetinmemiş çıkmış gelmiş Medine'ye Halife Hazreti Ebu Bekir'in önüne hata ettiğini söylemiş pişman olmuş o da onun hatasını pişmanlığını kabul etmiş imanını tekrarlamış ve dönüp Yemen'e gelmiş. Kaç yaşlarında o gün amr ibni Madikerp? En az 90 ya da 100 yaşında. O günlerki yaşı 90 ya da 100. İlerisi var ama gerisi yok. Bu kadar büyük bir yaşı olmasına rağmen ihtiyarlığın illetine bulaşmamış birisi. Allah ona bir sağlık vermiş. Gerçekten farklı bir kametle o sağlığını sonuna kadar devam ettirmiş. Orada Hazreti Ebubekir onun hatasını kabul etmesine rağmen ve iman edişine dair o ikrarını kabul etmesine rağmen dönüp Yemen'e gelince de vicdanı onu bırakmamış. Kendi kendine söylediği söz şu. Sen bir hata ettin. Bir atını bozdun, imanını zedeledin. Sonra Allah tekrar sana iman nasip etti. Ama anır şimdi o hatayı telafi etme zamanıdır. O hatanın kefaretini ödeme zamanıdır. Sahabenin ne demek olduğunu anladınız mı? Bir hata var değil mi? Hatanın telafisi, hatanın ağırlığı nasılsa aynı ağırlıkla olmalı. Somut bir örnek vereyim anlaşılsın. Birinin ayağına bastınız. Ne yaparsınız? bize ait olmayan bir kelime pardon dersiniz. Bize ait olan bir kelime hakkını helal et kardeşim dersiniz. Helallik alırsınız değil mi? Peki sahabe ne yapar? Sahabe aramızdaki farkı söyleyeyim. Ayağına mı birinin? Anında o yanlışı fark ettiği zaman uzatır ayağını ayağına bastığı o zatın önüne kardeşimdir Bas ayağıma ki helalleşelim. Sen ayağıma basmadan bu ayağı çekmemdir. Yüzlerce bunun örneği var biliyor musunuz? Bir örnek vereyim size. Yalnız sahabi desem kimi kastettiğimi anlar mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Tek başına yaşadı. Tek başına ölecek. Tek başına da dirilecek. Ebu Zerifari radıyallahu anhu. Bambaşka bir kamet, bambaşka bir özellik. Peygamber mescidinin müezzini, siyah inci, o güzide insan kim? Hazreti Bilal. Öyle birbirlerini seviyorlar ki kardeşlikleri, sevgileri herkesin dillerinde. Ama bir gün tartışırken nasıl olmuşsa Hazreti Bilal Efendimiz Hazreti Ebu Zer'i biraz kızdırmıştır. Zaten Hazreti Ebu Zer biliyorsunuz biraz celal sıfatının sahibidir. O kızgınlıkla uskut yebne sevda demiş. Sus ey siyah kadının oğlu. Çok muzdarip olmuş bu sözden. Hiçbir şey dememiş Ebu Zer'e. Dönüp gelmiş Allah Resulüne. Ya Resulallah demiş. Aramızda şöyle bir hadise oldu ve Ebu Zer kalktı bana bunu söyledi. Efendimiz çok sinirlenmiş. Nasıl sinirlenir aleyhissalatü vesselam Efendimiz biliyorsunuz değil mi? Kitaplarımız bize tasvir ediyor. Alnında bir damar var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Kızgınlık anında, gadap anında o damar şişer. Sahabe de anlar ki iş başka bir noktaya taşın mı? O kızgınlık hali oluyor. Çabuk Ebu Zer'i çağırın diye Ebu Zer çağrılıyor huzura. Ey Ebu Zer diyor. Senden cahiliyenin kokusu geliyor. Bu söz cahiliyenin söyleyeceği bir söz. Bir Müslümanın ağzına yakışır mı? Birinin rengine, birinin diline, birinin kavmine, birinin mensubiyetine ait bir şeyi söyleyip de onu rencide etmek. Bir Müslüman bunu söyler mi? Bir Müslüman falanca Arap'tır falanca Türktür, falanca Kürttür, hatta falanca çengi, çingenedir, romendir neyse biliyorsunuz çingeneliği biz rencide etmek için kullanıyoruz. Onun için söyledim bunu. Neyse artık bunu diline alıp da rencide edemez. Hazreti Ebu Zer bu uyarıyı duyunca pişman oluyor. Dönüp geliyor. Sahabenin tevbesi, sahabenin istiğfarı yapılan hatanın telafisi, yapılan hatanın kefareti. Geliyor, başını koyuyor Bilal'in kapısının eşiğine. Bilal diyor, seni ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı kızdıran o sözü söyleyen bu ağza ayağını basmadıkça ben başımı senin eşikten, eşiğinden kaldırmam. Diyor ki Bilal tamam diyor kalk affettim helalleştik kalk diyor vallahi kalkmam diyor. Yemin edince Hazreti Bilal o siyah ayağını Ebu Zer'in ağzına hafifçe sürüyor. Öyle kalkıp helalleşiyorlar. Sahabe bu ortada bir hata mı var o hatanın telafisi hatanın ağırlığı neyse onunla olacak. Amr bir hata yaptı. Nefsine uydu. Zaafiyetinin kurbanı oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir döneminin ilk başlarında böyle bir iş yaptı. Dönüp geldi imanını tazeledi. Ne yaptı biliyor musunuz? 11 yıl atın üstünden inmedi. 90 yaşında, 100 yaşında. Ben ki bir günah işledim. Böyle bir yanlış yaptım, kefareti böyle olacak dedi. 11 yıl boyunca cihat meydanlarından cihat meydanlarına koşup durdu. Duydu ki Hazreti Ebu Bekir, Bizans üzerine Yermuk topraklarına bir askeri sefer düzenleyecek. Hemen Yemen'den geliyor Medine'ye, Hazreti Ebubekir'den müsaade alıyor. İslam ordularının içerisine dahil oluyor. Yermuk'ta, Yermuk ki ikinci bir Bedir'dir. Bambaşka bir savaştır o. O savaşta en önemli kametlerden birisi oluyor. Abdullah isimli bir ravi bize naklediyor. El Hasami isimli nispeti olan sahabi ve ravi. Diyor ki savaşın bir meydanında baktım. Tanımadığım biri önüne kim çıkıyorsa deviriyor önüne kim çıkıyorsa deviriyor. Sordum kim bu? Dediler ki o Arap'ın cengaveri Amr'dır. Amr İbni Madikerp yer mukta bunu yapacak. Ve o savaş sırasında gözünü kaybedecek. Gözünün birini gazi olarak verecek. Kerebi gazi diyorsunuz ya gazilik ünvanını alacak. Günahının kefaretini adeta gözünü feda ederek Yermuk'un meydanında ödeyecek. Hazreti Ömer haberdar olacak onun kahramanlığından artık Hazreti Ömer'in gözde adamlarından biridir. Hemen Hazreti Ömer'in hilafet günleri İslam orduları 30 bin kişiyle Kadisye'nin toprağına geldikleri zaman Hazreti Ömer bir mektupla İki kişiyi de Sad bin Ebi Vakkas'a gönderiyor. Yazdığı mektup şu ey Sad sana iki adam gönderiyorum ki o adamların her biri bin kişiye bedeldir. Onlardan birisi Amr İbni Madikerp birisi Tüleyha İbni Hüveylid'dir. Bakın Hazreti Ömer'in nazarında Amr İbni Madikerp'in yeri burası bin kişiye bedel öyle bir asker, öyle bir cengaver ki Hazreti Ömer gibi öyle çok kolay adam beğenen birisi değildir. Biliyorsunuz Hazreti Ömer onun takdirini kazanmış birisidir. Buradan bir şey daha anlıyoruz biliyorsunuz değil mi? Bakın sahabe şunu yapmıyor. Yahu sen irtidat etmiştin Resulullah'a iman etmene rağmen sonra inkar etmiştin. Geldin bir daha iman ettin. Günahını yüzlerine vurmak yok. Bu sahabenin kitabında yazmaz. İnsan bu beşer. Her türlü hata edebilir. Sahabi bile olsa ama mesele son durduğu noktadır. Son durduğu nokta neyse ben ona göre konuşurum. Hazreti Ömer bunu da öğretiyor bize. Son durduğu nokta nedir? İmandır. Ve cengaver birisidir onun üzerinden onunla iletişim kuruyor Hazreti Ömer. Ve onu gönderiyor Sad bin Ebi Mektubun son cümlesi şu. Onları iyi kullan. Onlar kabiliyetli askerler iyi kullan. İslam ordusunun komutanı olan Sad bin Ebi Vakkas. Hazreti Ömer'den onların da nasıl olduklarını öğrenince onları İslam ordularının içerisinde çok farklı yerlerde konuşlandırıyor. Şimdi İslam ordusu 30 bin kişiyle Kadisye'nin meydanında karşıda Sasani Pers İmparatorluğu rivayetler bize muhtelif rakamlar verir ama en kabul gören rakamı ben söyleyeyim size 120 bin kişilik İran ordusu. Bu kadar güç farklılığı olan iki ordu karşı karşıya gelince Müslümanların cihat anlayışı Cihadın ne demek olduğunu bize öğreten bir hakikat bu. Diriltmek istedikleri için karşı tarafı savaşmadan önce elçiler gidip geliyor. Ve Hazreti Sad önce Rebi İbni Amr isimli adını çok da iyi bilmediğimiz, çok da iyi tanımadığımız bir sahabeyi gönderiyor Rüstemizal'a. Efsanevi bir komutandır biliyorsunuz Rüstemizal o elçinin kendisine geldiğini duyunca komuta çadırını şöyle bir donatıyor. Askerlerine diyor ki öyle bir donatın ki çadırı İslam askeri gelince dili tutulsun ve konuşamaz. Tanımıyor Müslümanları. Rebi İbn Amr tek başına sırtından yamalı bir cübbe elinde bir tek kılıç yürüyor. Öyle bir yürüyüşü var ki o yiğidin Rüstemizal o yürüyüşten etkileniyor. Ne o halıya, ne o şatafata, ne o güce takılmamış. Onur, haysiyet, izzet nerede? Bunun gerçek manada adresini bilen birisi olarak yürüyüp gelip Rüstemizal'ın önünde duruyor. Rüstem soruyor. Neye geldiniz buraya? Cevap nedir biliyor musunuz? Biz sizi kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizi dinlerin sömürüsünden kurtarıp İslam'ın rahmetine kavuşturmaya geldik. Biz sizi dünyanın darlığından kurtarıp ahiretin genişliğine vardırmaya geldik. Şok oluyor üstemiz al. Ne diyor biliyor musunuz Rebi İbn Amr'a? Sen diyor Müslümanların lideri misin? Hayır diyor ben sıradan bir askerim. Dönüp yanındakilere diyor ki eğer asker böyleyse kim bilir komutanları Sad nasıl biridir? Eğer komutanları böyleyse kim bilir Medine'deki halifeleri nasıl biridir? Rüstemizal'ın söylemediği cümleyi de ben söyleyeyim mi? Eğer halife Ömer böyleyse onu yetiştiren aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Nasıl biridir? Anlıyor nasıl birileriyle karşılaştığını anlıyor. Konuşmalar yapılıyor. Tabi herhangi bir neticeye varılmıyor. Arkadan bir grup daha gönderecek Sad bin Ebi Vakkas. 3-4 kişilik bir heyet. Heyetin içerisinde Amr İbni Madikerp de var. Geliyorlar Rüstemizal'ın karşısına. Konuşmalar oluyor. Söz bir noktaya geliyor ki Rüstemizal hiçbir şekilde ikna olmayacak. Amr İbni Madikerb söz alıyor diyor ki ey hükümdar ey komutan ne dersen de biz bir peygambere iman etmişiz ki onun bize verdiği her sözün gerçekleşeceğine inanıyoruz. O bize sizin topraklarınızı vaat etti. İnşallah bu topraklar bizim olacaktır. Bir kahkaha atıyor üstem yerden bir avuç toprak alıyor ve Amr İbni Madikerbin üstüne doğru atıyor. Al diyor istediğiniz toprak mı bir avuç sizin olsun. Ne yapmıştır Amr İbni Madikerb? İzzet, haysiyet, onur biz bunlara farklı anlamlar yüklüyoruz. Ama sahabenin dünyasında izzet, onur, haysiyet nedir? Onun cevabı aslında bu hemen çıkarıyor cübbesini o savrulan toprağı şöyle bir topluyor cübbesinin ortasına koyuyor cübbesini katlıyor eline alıyor şaşırıyor üstem ne yapıyorsun diyor söz şu bu toprağı götüreceğim arkada duran İslam askerlerine diyeceğim ki İran ordularının komutanı Rüstem bu toprağı size gönderdi gerisini kılıçlarınızla siz alacaksınız. İşte sahabe bu, sahabenin yiğitliği bu, yerinde ve zamanında konuşma bu. Onur ve haysiyet adına, izzet adına bu örneklikler bize çok şey söyler. Amr İbni Madikerp gibi hayatında bir noktada aşağıya doğru iniş olsa da daha sonradan o noktaya takılmadan nasıl yukarıya doğru yürüdüğünün de bir göstergesi bu. Dönüp geliyor Kadisye'de savaş başlayacak fillerle donatılmış bir ordu Müslümanlar o kadar güçlü değil ama Amr İbni Madikerbin bileği güçlü olduğu kadar dili de güçlüdür inanılmaz bir şairdir kalkıyor orada Müslümanlara şiirsel bir şeyle bir eda ile bazı şeyler söylüyor. Ey Müslümanlar diyor siz iyi biliyorsunuz ki savaşı kazanacak şey ne asker sayısıdır ne kılıçtır ne attır. Savaşı bize kazandırtacak şey sadece imandır imandır. Size düşen şey onların peşine düşmeniz ve onları bir an olsun bırakmamanızdır. Bunu dediği anda karşı taraftan bir ok atılıyor. Ok geliyor önüne düşüyor. Amr İbni Madikerb oku atanın kim olduğunu görüyor. Atlıyor atına onun peşine düşüyor. O İran askerinin başını gövdesinden ayırıyor. Başını getirip Müslümanların önüne atıyor. İşte böyle yapacaksınız diyor fiili olarak da onlara işin nasıl olacağını gösteriyor. Savaş başladığı anda Amr İbni Madikerple Tüleyha İbni Hüveylid'in işi nedir biliyor musunuz? Hani onlara bin savaşçıya bedel lakabını verdi ya Hazreti Ömer. Direkt filleri hedef alıyorlar. Çünkü İslam askerlerinin binekleri, atları, develeri Şimdiye kadar fillerle hiç karşılaşmamışlar. Korkuyorlar onlardan. Filleri de birbirlerine düşürmek ve Kadisiye'deki Sasani ordusunu yerle bir etmek için böyle bir yöntem izleniyor. Neticenin nasıl olduğunu da biliyorsunuz. Allah onun eliyle Tüleyha İbni Hüveylit gibi yiğitlerin eliyle Ebu Mihcen Es-Sekafi gibi yiğitlerin eliyle Kadisiye savaşını Müslümanların lehine neticelendiriyor. Kadisiye bitiyor ama Müslümanlar durmuyorlar. O mesajlar dağılacak dünyanın dört bir tarafına dağılmak zorunda. Çünkü sahabinin önüne böyle bir mesaj böyle bir iş koymuştu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bakın dostlar hepinizin çok iyi bildiği defaatle okuduğunuz defaatle dinlediğiniz bir tablo var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hendek gazvesi sırasında verdiği müjde. Hadise ney? Geliyor Ahzap ordusu 12 bin kişiyle. Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. Bu kadar büyük bir orduyla başa çıkılmaz. Hendekler kazılıyor. Savunma savaşı yapılacak. O savaş sırasında hendekler kazılmaya başladığı anda 3000 bin insan 5,5 kilometrelik hendeyi kazmaya başlıyor. Hendeyin kazıldığı bir yere geliniyor koca bir kaya çıkıyor. Sahabe ne yapıyorsa o kayayı yerinden edemiyor. Hazreti Ali diyor ki hemen vardık efendimize Allah Resulüne haber verdik efendimiz geldi. Hendek fikrinin sahibi olan Selman-ı Farisi'nin elinden balyozu aldı. Efendimiz kayanın üstüne çıktı. Üç kez o kayaya vurdu kaya paramparça oldu. Ama her vuruşunda kayadan yukarıya doğru kıvılcımlar çıktı. Sonra döndü Efendimiz dedi ki sahabiye o kıvılcımların ne olduğunu gördünüz mü ne olduğunu biliyor musunuz? Dediler ki her zamanki edeple Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz dedi ki o kıvılcımlar size Yemen'in Kayser'in, Kisra'nın saraylarının ve hazinelerinin müjdesidir. Ne dedi efendimiz? Devrin üç süper gücünü, üç büyük medeniyetinin müjdesini verdi. İran sizindir, Roma sizindir, Bizans sizindir, Yemen sizindir dedi. Sahabe ne dedi? Aynen sizin gibi dediler. Oraya kadar biz aynıyız. Nedir? Resulullah dediyse bu doğrudur. Sadak da ya Resulallah. Hepimiz sadak da ya Resulallah diyoruz değil mi? Asıl sahabe ile aramızdaki fark şuradan geliyor. Sahabe bunu duyunca dediler ki madem Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir rüya gördü böyle bir hedef belirledi. Şimdi bize düşen o hedefi yerine getirmek, o rüyayı hakikate dönüştürmek, yani o işi gerçekleştirmek. Başkalarından beklemediler. Onun için bindiler atlarına. Dillerini bilmedikleri, psikolojilerini bilmedikleri, hayatları hakkında malumat sahibi olmadıkları insanlara gelip bu dini anlatarak değil, yaşayarak gösterdiler. Bir daha söyleyeyim mi son cümleyi? Anlatarak değil yaşayarak gösterdiler Anadolu'ya gelen 8 bin sahabi ordusu içlerinde tabi tabiinler de var Ama komutanları sahabi olduğu için Sahabi ordusu diyorum %70'i Araplardan oluşuyor Ve o gün o topraklarda Arapça bilenlerin sayısı çok az Biliyorsunuz coğrafyada Süryanice konuşuluyor Kürtçe konuşuluyor Türkçe konuşuluyor Soruyorum size Sahabe Arapça dışında dil bilmiyor. Muhatapları Arapça bilmiyor. Nasıl anlaştılar da iman ettiler? Hiç düşündünüz mü? Size kim dedi tebliğin sadece dille olduğunu? Böyle bir şey yok. Sahabe hayatla onlara bir din gösterdi. Hayatla bir namaz kıldılar ki hayran oldu insanlar. Çarşıda pazarda bir ticaret yapıldı ki hayran oldu insanlar. Yürürken İslam ordusu yürürken çiçeklere dahi basmadan yürüdüler hayran oldu insanlar ve gönüller öyle fethedildi. Onun için sahabi ordusu hiçbir şeye takılmadan çıktı farklı bir noktaya geldi. Size bir şey de daha diyeyim ister yapın ister yapmayın bugünün dünyasında olsaydılar ve biraz önce size biraz sonra size aktaracağım bilgiyi duysaydılar sahabe ne yapardı biz ne yapardık 1900'lü yılların başında Afrika kıtasının nüfusu sadece 300 milyon 300 milyonluk Afrika kıtasının Hristiyanlarının nüfusu sadece %3 1900'lü yılların başında Hristiyan nüfus Afrika'da sadece yüzde üç. Gelin bugünlere 2010'un rakamını vereyim size. 2010'da Afrika kıtasının nüfusu bir milyar küsür. Hristiyanların nüfusu ne kadar? Şöyle bir tahmin edin. Yüzde 57. Manzara bu. Yüzde üç. 300 milyon iken 1 milyar küsürken şimdi Hıristiyanların nüfusu yüzde 57. Vallahi billahi tallahi sahabeyi az bir şey tanıyan bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Eğer sahabe bu bilgiye vakıf olsaydı yatak nedir bilmezdi uyku nedir bilmezdi ve çıkar cihat meydanına o kelimeyi o yüce kelimeyi Allah'ın kelimesini ötelerden ötelere taşıma adına ızdırap içerisinde olurdu. Sahabe ile bizim aramızdaki fark bu. Amr ibn Madiker bu farkın en güzel örneği. Kadisiye'deki meydanda o savaşı verdi. Dönüp geldi Medine'ye. Soruyor Hazreti Ömer bana savaştan haber ver anlatıyor savaşı. Bana savaş aletlerinden haber ver hepsini anlatıyor. Sad bin A ve Ebi Vakkas'tan haber ver diyor Sad anlatıyor. Ey emir el müminin diyor Sad öyle bir komutan ki bir ana gibi şefkatli bir karınca gibi çalışkan bir bedevi gibi çadırına sahip çıkan gelenlere ikram eden her haliyle seni ve İslam'ı temsil eden biri. Hazreti Ömer kızıyor onu övüyorsun diyor o da seni övüyor anlaştınız mı diyor. Vallahi diyor manzara bu İstersen başkalarına da sor diyor. Başkalarına da sorulunca Sad bin Ebi Vakkas'tan alınacak budur. Bundan sonra da dönüyor cihat meydanlarına. Kaç savaştan sonra Amr İbni Madikerb'in en son vardığı savaş Nihavend Savaşı'dır. Komutan kim o savaşta? Numan bin Mukarrin. Onun komutasında cihat meydanında yüzü aşkın bir yaşta o meydanda da kendine yakışır bir kamet ortaya koyuyor. İranlılar işi öğrenmişler. Farklı bir savaş tekniği ortaya koyuyorlar. Savaş uzadıkça uzuyor. Ve o günlerin birinde İslam ordularının komutanı Numan bin Mukarrin şehit oluyor. Bakın çok önemli bir noktaya daha sizi götürüyorum. <laughs> Numan şehit olunca Amr İbni Madikerp ve onunla beraber o terbiyeyi alanlar davamız şahıslara bağlı değil. Risaletin davası şahıslarla değil davanın kendisidir kutsi olan deyip komutan şehit olmasına rağmen işe devam ediyorlar. Ve Allah onların eliyle de nihaven savaşını Müslümanların lehine neticelendiriyor. O cihat sırasında Amr İbni Madikerp yaralanıyor. Yaralı bir biçimde taşınıyor İran'ın Rey kasabasına, Ruze köyüne orada da şehit oluyor. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Öyle bir hayat öyle bir kamet ve ortaya konan böyle bir güzellik örneklik. Şimdi benim aziz kardeşlerim sahabeye komşu olmanın bir sorumluluğu var. Siz Çorum'da beş tane sahabeye kim bilir daha adını bilmediğimiz ne kadar insana burada komşusunuz. Bunun sorumluluğunu yerine getirmek ve bu topraklarda var olan o tohumu zayi etmemek için bu dersin üzerinden almamız gereken bazı mesajlar var. Hayatlarımıza taşımamız gereken bazı mesajlar var. Biz bunları anladığımız zaman ve bunları buralarda bırakmayıp hayatlarımızı bu ilkeler çerçevesinde düzenlediğimiz zaman alacağımızı alırız. Aslında bu ders bize çok şey söyledi de özellikle beş tane şeyi söyledi. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Nedir o beş şey? Bir- İhlasın derinliği ve bereket. 2. Davet aşkı ve temsiliyet. 3. Zaafların zafiyetlerin tehlikesi ve felaket. 4. Hatayı savunmama ve kefaret. 5. Dava'nın kutsiyeti ve şahsiyet. Bu 5 şeyi bize söyledi. Bir daha tekrar edeyim. İhlasın derinliği ve bereket. Davet aşkı ve temsiliyet. Zaafla, zafiyetlerin tehlikesi ve felaket. Hatayı savunmama ve kefaret. Davanın kutsiyeti ve şahsiyet. Bu beş şey üzerinden bize söylenmiş beş tane cümleyi size emanet ediyorum. Söz bir emanet ya emaneti ben size yani ehline inşallah hepiniz ehilsiniz ehline emanet ediyorum. Artık siz bilirsiniz. Ya alır bunları hayatlarınıza taşırsınız ya almazsınız. Ben sorumluluğumu yapayım, siz de inşallah sorumluluğunuzu yapın. Alacağımız mesajlardan birincisi ihlasını her gün biraz daha derinleştir ve yenile. Bu alanın kahramanları olan sahabeyi hiçbir zaman unutma. İhlas, amellerin hem kabul olunma vesilesi hem bereketidir. Cümlemi bir daha tekrar ediyorum. İhlas, amellerin hem kabul olunma vesilesi hem bereketidir. İşinin başına ihlası koy ki neticede sevinebilesin. İşinin başına ihlası koy ki neticede sevinebilesin. Bakın dostlar hani amel defterlerimiz meleklerin elinde ya işlediğimiz her sevabı da onlar kaydediyorlar ya anlayabileceğimiz bir somut örnek vereyim. Bir amel işlediniz bir sıfır yazıyor melekler. Bir amel daha işlediniz bir sıfır daha yazıyor. Bir amel daha işlediniz bir sıfır daha yazıyor. Eğer niyetiniz selimse ve işlediğiniz o ameller Allah içinse melekler o sıfırların başına bir bir yazıyorlar. O sıfırlar anlam kazanıyor. Eğer Allah için değilse melekler hiçbir şey yazmıyor. Efendimiz nasıl tarif ediyor biliyor musunuz bu meseleyi? Bazı insanlar vadiler dolusu sevapla Allah'ın huzuruna geldiklerini zannederler. Açılır hesap defterleri hiçbir şey yok. Ya Rabbi der senin için cihat meydanlarında kılıç salladım. Rabbimiz der ki benim için değil. Sen falancalar ne de güzel ne de kahraman desinler diye yaptın dediler. Ya Rabbi ben malımı Allah yolunda infak ettim benim için değil. Sen falancalar ne cömert adam desinler diye yaptın dediler. Ne için yaptınsa onlardan iste. Sıfırlar sıfırlar sıfırlar. İhlas ney? O sıfırların başında bir. İşte Amr İbni Madikerp. İhlasla yapılan bir işin örneği olarak bize bu işin ne kadar önemli olduğunu gösterdiği gibi İhlaslı amellerin bereketine dair de çok önemli şeyler söyler. 2. Davet ve tebliğ senin asli ve ulvi vazifendir. Tebliğ edebilmen için önce temsil etmen gerekir. Tebliğ edebilmen için önce temsil etmen gerekir. Hakkı ile temsiliyet Zaten sana bu aşkı kazandıracaktır. Davanı kendine aşk olarak edin ki son nefesine kadar diriltme adına gayret ortaya koyabilesin. Davanı kendine aşk olarak edin ki son nefesine kadar diriltme adına gayret ortaya koyabilesin. Üçüncüsü zafiyetler Beşer olmanın bir gereğidir. Tehlikeli olan bu zafiyetleri doğru bir muhasebe ile ortaya koyup gereken tedbiri almamaktır. Var olan hastalıklarını tespit edip iyice kontrol altına al ki felakete sürüklenmeyesin. Bakın çok önemli dostlar. Zafiyeti olmayan var mı içimizde? Yok, hepimizin var. Hepimizin imtihanı farklı ve hepimize Allah farklı zafiyetler vermiş aslında o imtihanların bir gereği olarak. Mesele ney? Onları terbiye altına almak. Mesele onları hududullah'a mahkum etmek. Allah'ın belirlediği o hudutlar çerçevesinde yürüyebilmek. Bunu yaparsan eğer sonu felaket değil. Ama bunu yapmazsan Allah korusun, Allah muhafaza etsin sonu felaket. Dört, hata eder etmez beşerin atası olan Hazreti Adem gibi davranmalısın. Asla hatanı savunmamalı, bahanelere sığınmamalı, işin bedelini başkalarına ödetmemelisin. Hatanın büyüklüğü ne ise kefareti de o düzeyde olmalı ki ahirette pişmanlık çekmeyesin. Kimin gibi? Amr İbni Madikerp gibi. Hata ettin kaydın mı? Çizgiden mi çıktın? Yapacağın iş ney? Onun kefaretini ödemek. 11 yıl atın üstünden inmeyerek bu kefaret ödenir. Bu iş ancak böyle ortaya konur. Amr İbni Madiker bunu da bize öğretti. Beşincisi ve sonuncusu. Davanın kutsiyetini hiçbir zaman unutmamalısın. Dava risaletin davasıdır dava Allah'ın Ali ve yüce olan kelimesini ötelere taşıma davasıdır. Öyleyse hedefe kitlenmeli, şahıslara takılmamalı ve şahsiyetini davana yakışır bir biçimde inşa etmelisin ki yarı yollarda kalmayasın. Bu beşinci maddeyi bir daha okumama müsaade edin. Davanın kutsiyetini hiçbir zaman unutmamalısın. Dava risaletin davasıdır. Dava Allah'ın ali, yüce olan kelimesini ötelere taşıma davasıdır. Öyleyse hedefe kitlenmeli, şahıslara takılmamalı ve şahsiyetini davana yakışır bir biçimde inşa etmelisin ki yarı yollarda kalmayasın. Amr ibn Madiker bunu da öğretti mi bize? Öğretti. Şahıslara takılmama adına onun Nihavend savaşında komutan Numan bin Mukarrin şehit olmasına rağmen ona hiç takılmadan ortaya koyduğu kamet bize bunu gösterir. Size son bir örnek daha söyleyeyim. Muaviye bin Ebi Sufyan döneminde ilk İstanbul seferleri başlayacağı zaman Ebu Eyyub El Ensari de o ordunun içerisine girdi. Ebu Eyyub El Ensari yıllarca Hazreti Ali'nin yanında yer almıştı ve Hazreti Muaviye karşıydı. Ona karşı savaşlarda bulundu. Sıfında Hazreti Ali'nin yanındaydı. Böyle olmasına rağmen Kostantiniyeye, İstanbul seferlerine, Hicri 48'den bahsediyoruz. O seferlere katıldığı sırada bazıları dediler ki sen düne kadar Muaviye'nin karşısındaydın. Şimdi onun çıkardığı ordunun içerisinde asker olup sefere çıkıyorsun. Bu nasıl bir iş? Söz nedir biliyor musunuz? O başka, bu başka. Budur, o başka. Ama burada başka bir şey var. Burada o sancağın ötelere taşınması var. Orada şahıslara takılınmaz. Davaya kitlenen bir adam bundan başka bir şey düşünmez. Amr İbni Madikerb gibi, sahabe gibi niceleri bize bunu da öğrettiler. Allah hepimizi öğrenenlerden etsin Çorumlu kardeşlerim Son bir müjde veriyorum Soz, Sözlerimi de bitiriyorum Müjdeyi veren ben değilim Ben kimim ki size müjde vereyim Verilmiş bir müjdeyi size aktarıyorum Tirmizi'nin Menakıb babının 132 numaralı hadisi Bakmak isteyen oraya Müracaat etsin Aleyhissalatü vesselam efendimiz diyor ki Ashabımdan Birisi bir beldede vefat ederse Allah kıyamet günü o ashabımı diriltir. Onunla beraber müminleri, mümineleri haşır meydanına o bir komutan ve bir aydınlatan kandil olarak rehber olarak onların önünde yürüyerek gelir. Müjdeyi duydunuz mu? Beş tane komutanınız var adlarını bilmesek, hayatlarını bilmesek de inşallah siz yarın o son güne, o haşır meydanına beş tane komutanın arkasında yürüyeceksiniz. Ama orada yürüyebilmenin bir liyakati, bir ehliyeti olmalı. Size emanet ettiğim o cümleler de o liyakat ve ehliyeti kazanabilmemizin vesileleri. İnşallah Mevla hepimize o ehliyeti ve o liyakati nasip etsin. Ve sahabenin arkasından yürüyerek aleyhissalatü vesselam efendimizin o güzide sofrasına, o nübüvvet sofrasına yürümeyi bizlere nasip eylesin. Nasıl bizi bugün burada Çorum'da Amr İbni Madi Kerbin sizin ifadenizle Kerebi Gazi'nin adına kurulmuş bir sofrada topladıysa yarın cennette de toplasın. Ev sahibi yine o olsun, ikram ondan olsun, alacak olanlar da biz olalım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.